Arkadaşlar merhaba, Vedat Güneş ben. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'de faaliyet gösteren İHA okullarından bir tanesinin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda da sahibiyim. Bugün sizlere drone nedir, nerelerde kullanılır, hangi amaçla kullanılır, drone kullanırken herhangi bir belge ve bilgiye sahip olmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa bunları nereden alacağız, kimlerden alacağız, temini nasıl olacak, bunları anlatacağız. Öncelikle drone nedir arkadaşlar? Aslında dronelar bizim halk arasındaki tabirimizdir. Drone kelimesi İngilizce kökenli erkek anlamına gelmektedir. Halk arasında İHA'lar, yani insan savaş araçları drone diye tabir ediliyor. Bunun sebebi pervanelerimizin çıkarmış olduğu seslerin erkek arıya benzemesine kaynaklanmaktadır. Kullanım amaçları şu an ülkemiz genelinde, dünya genelinde birçok alana yayılmıştır. Artık çoğu iş sektöründe insanların yerini almaya başlamıştır. Özellikle tarım sektöründe, sinema sektöründe, belgesel sektöründe, emlak işlerinde, haritacılık işlerinde, maden teknik arama enstitüsünde gibi birçok alanda kullanılıyor. Şimdi drone kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi arkadaşlar hukuk kuralları. Aynı araçlarda evde kullanmış olduğumuz şu an aktif olarak dünya genelinde kullanılan diğer araçlardaki gibi bir belgeye sahip olmanız gerekiyor. Bu belge nedir? Bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 4 kategoriye ayırıyor. İHA 0, İHA 1, İHA 2, İHA 3 şeklinde nitelendiriliyor. İHA 0 4 kilograma kadar kalkışağı olan İHA'ları, İHA 1 25 kilograma kadar kalkışağı olan İHA'ları, İHA 2 25 kilo ve 150 kilogram arasındaki İHA'ları, İHA 3 ise 150 kilogram ve üzerindeki İHA'ları kullanmamızı sağlayan belgeleri kapsıyor. Bunlardan size kısaca bahsedeyim arkadaşlar. İHA 0 ve İHA 1 süreklilik, yani ömür boyu kullanabileceğiniz, yenileme bir vize gerektirmeyen, tekrar sağlık raporu gerektirmeyen sertifikalardır. İHA 2 ve İHA 3 ise 3 yılda bir tekrar vize gerektiren ve sağlık raporu gerektiren İHA sertifikalardır. Bunlar nelerden alınır? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün arkadaşlar web sitesi içerisinde yetkili İHA eğitim okulları listesi vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yetkili İHA eğitim okulları vardır. İHA eğitimi almadan önce bulunduğunuz ildeki İHA eğitim okullarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili listesinden bakmanız gerekmektedir. Aksi takdirde almış olduğunuz ehliyetler geçersizdir. 26 Temmuz 2019 tarihine kadar arkadaşlar, 2020 tarihine kadar, pardon özür dilerim orada, sadece Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlıydı İHA eğitim okulları. Bu süreç içerisinde bütün İHA eğitim okullarının tamamı Türkiye genelinde 81 yılda eğitim verebilmekteydi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra sürücü kursları gibi sadece bulundukları illerde eğitim verebiliyorlar. Ve bulundukları illerde sınav şartı geldi, sadece sınav yapabiliyorlar. Yani bir İHA ehliyeti almak istediğinizde bulunduğunuz yerdeki yetkili İHA eğitim okulundan ehliyetinizi alabilmeniz için öncesinde bir eğitime tabi olmanız ve sonrasında da bununla ilgili bir sınav olmanız gerekiyor. Bu sınavın iki aşamalı, hem uygulama sınavı hem de teori sınavı. Bununla ilgili şu an hem sosyal medya içerisinde hem de Google içerisinde arkadaşlar birçok çöp bilgi bulunmakta. Bunlar neler? Artık merdiven altı İHA okulları türemeye başladı. Yeni bir sektör olduğu için, gelişmekte olduğu için ve talep yoğun olduğu için insanları dolandırmaya başladılar. Şimdi bunun için yetki listesine baktıktan sonra bulunduğunuz ildeki İHA okulu sadece bulunduğu ilde eğitim verebiliyor. Bunun haricinde eğer ki başka bir ilde protokol yapmışsa, protokol yaptığı ilde sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapabiliyor. Burada da şöyle bir şart var. Kiminle protokol yapılmış ise sadece o kamu kurum ve kuruluşunun çalışanına eğitim verilebiliyor. Yani dışarıdan üçüncü bir şahıs gelip eğer ki kamu kurum kuruluşunda çalışmıyorsa orada eğitim alamıyor. Ama bazı eğitim okulları dışarıdan da kaçak öğrenci alarak eğitim veriyorlar arkadaşlar. Sizin ehliyetleriniz geçersiz oluyor. Sizi birisi şikayet ettiği zaman ya da kurum şikayet ettiği zaman oraya verdiğiniz hem para hem de zamandan kaybınız oluyor. Buna dikkat edin. Bu birincisi. İkincisi, almış olduğunuz eğitim süresine, almış olduğunuz eğitimin kalitesine gideceğinize dikkat edin. Bunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talep Terbiye Kurumu beraber hazırlamış olduğu bir eğitim programı var. Örnek veriyorum, İHA 0'da 16 saat, İHA 1'de 32 saatlik bir ders programımız olması lazım. Bu da ortalama İHA 0'da 2 gün, İHA 1'de 400 sürmektedir. 4 gün altında size eğitim veriliyorsa, zaten eğitim aldığınız yerde bununla ilgili bir sıkıntı vardır. Bu birincisi. İkincisi, eğitim alırken İHA 0'da, İHA 1'de 10 farklı ders almanız gerekiyor. Bunlar meteoroloji, servis sefer, itki sistemleri, İHA hukuku, A hukuku, meteoroloji,
ATC usulleri gibi dersler, bunların tamamını almış olmanız gerekiyor. Eğer ki bunları almıyorsanız eğitim eksiğiniz var, mutlaka eğitim aldığınız eğitim okulundan bunları isteyin. Bunları da tamamladınız arkadaşlar, daha sonra işiniz bitmiyor. Dışarı çıktığınız zaman şöyle bir durum var. Halk arasında en büyük bilinen yanlış, ben drone'un 500 gramdan küçük. Hiçbir belge, hiçbir izne ihtiyacım yok. İstediğim her yerde uçuş gerçekleştirebilirim. Aslında böyle değil. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA'lar iki kısma ayrılıyor. 500 gram altındaki İHA'lar ve 500 gram üstündeki İHA'lar. Bu ayrımda 500 gram üstündeki İHA'lar için bir, almış olduğunuz drone'un tescil kaydı gerekiyor arkadaşlar. Tescil kaydı olan bir drone'a üçüncü şahıslara ait mali mesuliyet sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra kullandığınız İHA'nın kilogramına, yani ağırlığına göre bir ticari İHA pilot eğitim sertifikanızın olması gerekiyor. Eğer ki üçü de varsa dördüncü olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden Form 19 doldurarak uçuş izni almanız gerekiyor. Bu işlemin doğru olmadan uçuş yapamıyorsunuz. 500 gram altındaki dronlarla ise sadece arkadaşlar tescil kaydı ve üçüncü şahıslara ait mali mesuliyet sigortası olmadan ticari bir İHA pilot ehliyeti ve yine Form 19'da uçuş izni alarak uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki 500 gram altındaki dronlar için ben her yerde uçuş yaparım algısı yanlış. Artık eğitim okullarının dışında şu an Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde size ücretsiz olarak verilen sportif ve hobi amaçlı kullanılan İHA 0 ve İHA 1 ehliyetleri, bunlar sadece Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü iha.sgm.gov.tr adresinin içerisinde işlemler bölümünde, işlemler bölümünün içerisindeki Türkiye uçuş bölgeleri haritasının içerisindeki renklere göre. Burada iki renk, bir de tasdikli alan var arkadaşlar. Yeşil, kırmızı ve renksiz alan. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden almış olduğunuz, ücretsiz olarak 20 soruya cevap vererek almış olduğunuz belge sadece o yeşil alanlar içerisinde uçuş yapmanızı sağlıyor. 81 ile sadece çok küçük bir kısmında 300-350 metrekare alandan oluşan bir yeşil alan var. Bulunduğunuz illerin hiçbirisinde yok arkadaşlar. İzmir'in hiçbirinde zaten yeşil alan yok. Bu yeşil alanların dışarısına çıktığınız zaman uçuşunuzun niteliği ne olursa olsun, sportif, hobi, eğlence, ticari fark etmez. Drone'u yerden kaldırdın, kendi fotoğrafını çektin, indirdin. Arkadaşlar gereksinimlerinden dolayı ticari uçuş niteliğinde bu. Yani siz sportif ve hobi amaçlı uçmuyorsunuz. Sportif ve hobi amaçlı uçuş sadece yeşil alan içerisindeki uçuşlara verdiğiniz isimdir. Buna çok dikkat edin. Dışarı çıktığınız zaman eğer ki biraz önceki saydığımız 500 gram üzerindeki dronlarla ilgili gereksinimleri karşılamıyorsanız ya da 500 gram altındaki dronlarla ilgili gereksinimleri karşılamıyorsanız uçuş gerçekleştiremezsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse sizin İHA ehliyeti almanız lazım. Bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi içerisinde yetkilendirilmiş İHA eğitim kurumundan almanız lazım. Eğer ki sizin kamu kurum kuruluşunda çalışıyorsanız böyle yapılan bir protokol yoksa sadece bulunduğunuz ilde eğitim alabilirsiniz. Dışarıda herhangi kamu kurum kuruluşuna verilen bir eğitimden üçüncü şahıs olarak faydalanamazsanız ehliyetiniz geçersizdir. Kimseye paranızı bu dönemde yedirmeyin arkadaşlar. Zaten kolay kazanmıyoruz.